Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz, İngilizcenizi nasıl geliştirebilirsiniz, bundan bahsedeceğim. Ben kendim İngilizceyi nasıl öğrendim, nasıl süreçlerden geçtim, bunlardan bahsedeceğim. Diyecek olabilirsiniz ki sen kimsin? Şöyle söyleyeyim, ben dil çıkışlı bir öğrenciyim. İngilizceyi kendi başıma evimde öğrendim. Sadece ilerletme konusunda okulumdan çok büyük bir destek gördüm öğretmenlerimden. Buradan üzerimde emeği olan Çağrı ve Berin Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Onlara kocaman selamlarımı iletiyorum. Şöyle başlayayım. Benim dedem taksi şoförlüğü yapıyor. Dedem taksi şoförlüğü yaptığı zamanlarda bir yabancı müşterisi ona dolarla ödeme yapıyor. Dedem de bunu kabul ediyor. Daha sonrasında eve geldiğinde bize, teyzeme, ablama ve bana bu birer dolarları hediye ediyor. Biz de birbirimize o gün bir söz verdik ve bir hayal kurduk. Dedik ki bir gün yurt dışına gittiğimiz zaman bu dolarları yurt dışında harcayacağız. O zamandan beri de bu dolarlar hala hepimizin cüzdanında duruyor. İşte benim yurt dışına ve İngilizce ilk merakım ve sevdam böyle başladı. Daha sonrasında belki birçoğumuzun da yaptığı gibi günümüzde popüler olan yabancı diziler izlemeye başladım. Onları izlerken kendimi sürekli yabancı oyuncuların söylediği replikleri tekrar etmeye çalışırken buldum. Sürekli onların söylediklerini söylemeye çalışıyordum. Sürekli söylenen replikleri ezberlemeye çalışıyordum. Daha sonrasında dedim ki ben İngilizce öğreneceğim. Çünkü ben ileride içinde İngilizce olan bir iş yapmak istiyorum. Voleybol oynuyordum o zamanlar. Hala oynuyorum ama şu an bir süre ara verdim. Voleybol oynadığım zamanlarda, voleybola ilk başladığım zamanlarda da hep diyordum ki ben yurt dışında voleybol oynamak istiyorum. Yurt dışında voleybol oynamak için de İngilizcemin olması gerekiyor. Çünkü o kulüpteki antrenörle ve diğer oyuncularla anlaşmam gerekiyor. Her şeyden önemlisi de yurt dışında yaşayacağım için günlük hayata adapte olabilecek kadar bir İngilizce bilmem gerekiyor. Böyle İngilizce öğrenmeye karar verdim. Kendim evde biraz başladım. İşte kelime öğrenmeye başladım ilk önce. Sonra belli en basit gramer ve zamanları öğrenmeye başladım. Böyle ben İngilizce öğrenmeye başladım. Daha sonrasında dil bölümü okumaya karar verdim. Çünkü dil bölümünde hem İngilizcemi geliştirebileceğimi ve öğrenebileceğimi düşündüm. Ve liseye geçtiğimde dil bölümü tercih ettim ve dil bölümüne başladım. Dil bölümünde bence şanslıyım ki benim öğretmenlerim iyi öğretmenlerdi. Yani ben onlardan iyi eğitim aldığımı düşünüyorum. İngilizcemi çok geliştirdiklerini düşünüyorum. Üzerimde bence emekleri çok büyük. Daha sonrasında ben dil bölümü okudum. Dil bölümünden mezun oldum. Bazı sıkıntılardan dolayı üniversitede dil bölümüne devam edemedim. Şu an Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Halk İlişkiler bölümü okuyorum. Erasmus'a başvurdum ama hepimizin bildiği üzere araya pandemi girdiği için Erasmus sınavına giremedim ve bu durum beni şu an çok üzüyor. Ama yapacak bir şey yok. Bu pandemi sürecinin kalıcı olmadığını biliyoruz. Bir gün geçecek ve geçtiği zaman hayallerimin peşinden koşmaya devam edeceğim. O zaman size bazı tavsiyeler vereyim. Şimdi size verebileceğim en büyük ilk tavsiye, ne olursa olsun hata yapmaktan çekinmeyin. Çünkü hepimiz hata yapacağız. Kimse dört dörtlük İngilizce konuşmuyor. Hepimizin yeri geldiğinde telaffuz hataları olsun, gramer hataları olsun. Hepimiz yapıyoruz. Bazen yeri geliyor konuşamıyoruz, dilimiz tutuluyor, çok heyecanlanıyoruz. Bunu biliyorum. Benim de çok başıma geldi. O yüzden ne olursa olsun hata yapmaktan korkmayın. Nothing is impossible. Eğer hata yaparsanız da lütfen ama lütfen vazgeçmeyin. Çünkü bir şeyi hata yaparak öğreneceksiniz ve hatalarınızda ders almaya öğreneceksiniz. Bu verebileceğim size en büyük ilk tavsiye. İkinci tavsiye ise şu. Dış etkenlere biraz fazla maruz kalıyoruz maalesef ülkemizde. Etrafımızdaki insanlar ya İngilizce konuşmaya çalıştığımızda ya sen ne yapıyorsun ya bırak şu İngilizceyi ne yapacaksın falan diyorlar. Bırakmayın, hayallerinizin peşinden koşmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Yani dış etkenleri kulağınız biraz kapalı olsun. Emin olun birazcık dış etkenlere doğru kulağınızı kapattığınız zaman her şey daha hızlı ilerlemeye başlayacak. Çünkü siz o dıştan gelen negatif yorumları kendinizi kapattığınız zaman daha fazla öğreneceksiniz ve öğrenmeye daha çok başlayacaksınız. Çünkü onların ne dediğini umursamıyor olacaksınız. Benim başıma da çok geldi. Hepimizin bildiği üzere ben yurt dışına gitmek istediğimde şu bildiğiniz video var. Melih bak uçağın kalkıyor videosu. Melih bak bak Melih! Uçağın kalkıyor Melih! Hepimiz de bu şekilde dalga geçildi. Geçsinler. Bu hiçbir şey yapamayan insanların, hayatında kendi başarıları olmayan insanların, başarılı olmaya çalışan insanlara yapmak istediği bir psikolojik baskı sadece. Çünkü onlar bunu yapabilecek güçte ve karakterde değiller.
Bunları yapamadıkları zaman başkalarını da dibe çekmeye çalışıyorlar. Ne olursa, ne olursa olsun buna izin vermeyin. Bu insanlara izin vermeyin. Hayallerinizin peşinden koşun ne olursa olsun. Sonra size verebileceğim ikinci tavsiye ise şu. Mutlaka ama mutlaka bir yabancı arkadaş edinin. Çünkü yabancı arkadaş edindiğiniz zaman, onunla sürekli konuştuğunuz zaman, sürekli tekrar ettiğiniz zaman öğreniyorsunuz, aklınızda kalıyor. Zaten genelde İngilizce öğrenmek isteyen insanların birçoğu yurt dışında hiç İngilizce bilmeden gidip orada yaşıyorlar. Zorunda kaldıklarında çeviri uygulamalarından bakarak bir şekilde öğreniyorlar. Yani bir şekilde adapte oluyorsunuz. İnsan beyni adapte olmaya çok müsait zaten. Sürekli o yüzden bir şeye kendinizi zorladığınız zaman adapte oluyorsunuz. İlk yabancı arkadaş edindiğimde ben de İngilizceyi çok iyi bilmiyordum. Sürekli çevirden bakarak karşı tarafa o şekilde mesaj atıyordum ve bunu yapa yapa ezberledim cümleleri ve öğrendim. Şu da verebileceğim size bir diğer tavsiye. Bu ilk tavsiyemle bağlantılı olarak. Yabancı arkadaşlarım işte bana gün içinde ne yapıyorsun ya da nasılsın diye sordukları zaman ben o gün mesela yatağımda yatıyor oluyorum. Elimde telefonum oluyor işte atıyorum. Instagram'da yazıyorum. Hiçbir iş yapmamış oluyorum. Ama onlara sanki günüm çok dolu geçmişçesine birçok şey yapmışım gibi anlatıyorum. Çünkü ne kadar çok uzatırsam ona kurduğum cümleyi, yani evde oturuyorum demektense işte bugün antrenmana gittim, antrenmandan çıktıktan sonra yolda başıma böyle bir şey geldi deyip konuyu ne kadar uzatırsanız o kadar çok tekrar etmiş olduğunuz için o kadar da çok öğreneceksiniz ve aklınızda daha çok kalacak. Bu size verebileceğim ikinci tavsiye. Verebileceğim üçüncü tavsiye ise mutlaka yabancı dizi ve filmler izleyin. Çünkü bunlar size çok fazla etkisi oluyor. Orada duymuş olduğunuz kelimeler sizin telaffuzunuzu geliştirmenizde çok büyük bir etken sağlıyor. Çünkü bir kelimenin doğru telaffuzunu bilmiyorsanız veya bildiğiniz halde yanlış yapıyorsanız orada duyduğunuz zaman sizin aklınıza yerleşecek ve en önemlisi kulak aşinalığınız çok artacak. Buna emin olun. Ben aslında böyle de başladım. Yani bu şekilde öğrendim. Yabancı dizi ve filmlerin etkisi çok büyük. Size önerebileceğim yabancı dizilerse bence Supernatural'ı herkes izlemeli. Çünkü çok uzun bir dizi. 10 küsur sezon. Ve gerçekten şöyle geriye dönüp baktığımda Supernatural'ın üzerimdeki etkisi çok büyük. Çünkü çok uzun süre izledim. İzliyorsunuz bitmiyor. Ve bitmediği için sürekli yeni bir kelimeler öğreniyorsunuz, yeni cümleler öğreniyorsunuz ve aklınızda kalıyor. Bu size verebileceğim ikinci tavsiye. Ya da üç, bilmiyorum. Size verebileceğim bir diğer tavsiye ise mutlaka bazı uygulamaları kullanın. Benim kullandığım, çok severek de kullandığım iki uygulama var. Bir tanesi Interpulse, diğeri de Wallscreen. Bunlar şöyle uygulamalar. Birincisi Interpulse. Interpulse'da yabancı arkadaş ediniyorsunuz. Yabancı arkadaşlarınızla günlük olarak orada konuşabiliyorsunuz. Kendinize önce bir profil oluşturuyorsunuz. Profilinizde konuşabildiğiniz dilleri ve konuşmak istediğiniz dilleri yazıyorsunuz. İşte sevdiğiniz hobilerinizden ya da fobilerinizden bahsediyorsunuz. Kısaca kendinizi tanıtıyorsunuz. Daha sonrasında başka birine öğretebileceğiniz dilleri yazıyorsunuz bir bölüme. Bu da şöyle bir katkı sağlıyor size. Siz kendiniz dil öğrenirken başka birine de dil öğretme şansınız oluyor. Ve bence bu çok güzel bir şey. Çünkü iki taraf için de çok iyi bir bilgi alışverişi oluyor. Interpulse çok kullandığım bir uygulamaydı zamanında. Şu an çok kullanmıyorum. Çünkü zaman bulamıyorum. Ama bence siz kullanabilirsiniz. Yani benim İngilizce öğrendiğim bölümde bende etkisi çok fazla oldu. Diğer uygulamamız da Wallscreen. Wallscreen'de şöyle bir uygulama. Wallscreen'de size bazı dizi, İşte film ya da televizyon şovları, ünlülerin vermiş olduğu röportajlar, bazen şarkı sözleri gibi kısa kısa kesitler veriyor. Genelde 10 saniye kadar falan oluyorlar. Bu kesitleri isterseniz altyazılı bir şekilde izliyorsunuz, istemezseniz altyazısız bir şekilde izliyorsunuz. Siz de bu cümleyi söyledikleri zaman altyazılı veya altyazısız izledikten sonra size alt bölümde iki tane pencere açılıyor. İki tane Türkçe cümle yazıyor. Bu sizden bu söylenen repliğin Türkçesini bulmanızı istiyor. Bu uygulama bildiğim kadarıyla sadece İngilizce için değil, diğer diller için de var. Yani sadece İngilizce değil, başka dillerde öğrenmek istiyorsanız bu uygulama çok faydalı. Dediğim gibi bu iki Türkçesinden birini buluyorsunuz. Bulduğunuz her doğru için size ekstra puan veriyor ve puan topluyorsunuz. Uygulamanın en sevdiğim diğer özelliği ise level olması. Yani basit seviyede replikler veriyor, orta seviyede, zor seviyede ve ana dil öğrenmek isteyeceğiniz kadar zor seviyede de replikler veriyor. Bunu ayarlıyorsunuz ve bence uygulamanın en sevdiğim bir diğer bölümü de bu. Size verebileceğim bir diğer öneri ise şu. Bence mutlaka televizyon şovları veya bir YouTube kanalı takip etmelisiniz. İngilizce konuşan ya da öğrenmek istediğiniz dili konuşan. Çünkü bazılarına bu fikir saçma geliyor ama bana şu yüzden mantıklı geliyor.
Bir dizi veya film izlediğiniz zaman size belli senaryolarda daha öncesinden hazırlanmış konuşmalar ve diyaloglar sunuyorlar. Yani siz o belli şeyleri öğreniyorsunuz. Ama bir televizyon programı veya bir YouTube kanalı izlediğiniz zaman, atıyorum vlog çeken bir YouTube kanalı izliyorsunuz. Bu YouTube kanalındaki insan kamerasını eline alıyor, sokağa çıkıyor ve geziyor. Yolda yürüdüğü için size o an başına ne gelirse o anı spontane bir şekilde anlatıyor. Böyle olduğu zaman da daha doğal ve daha günlük hayatınızda kullanabileceğiniz kelimeler ve cümle yapıları kullanıyor. O yüzden bence bu çok önemli bir etken. Hem de eğleniyorsunuz. Bazen dizi ve filmler çok uzun olduğu için sıkılabiliyoruz. Ya da senaryoyu kendimizi kaptırdığımız için, ya burada ne oluyor, işte nasıl ilerliyor diye kaptırdığımız için bazen İngilizcesine çok odaklanamıyoruz. Ama TV şovlarında veya YouTube kanalında kişinin ne anlattığına odaklandığınız için bu çok etkili oluyor. Televizyon şovları da aynı şekilde buna çok etkili oluyor. Çünkü orada da belli bir senaryo yok. O an karşısına gelen kişiyle ne konuşuyorsa, günlük hayatta ona ne sorular soruyorsa size bunları paylaşıyor. O yüzden siz de belli yazılmış cümleleri değil de o an doğal olan, doğaçlama yapılan şeyleri öğreniyorsunuz. Bence bu çok önemli. Size öneri verebileceğim televizyon şovları veya YouTube kanalları ise şu. YouTube kanalı aslında sevdiğiniz dalda, herhangi bir spor dalıyla ilgileniyorsanız ya da işte makyajla alakanız varsa bir sürü kanal var. Bunu bulabilirsiniz kendi hobinize göre. Ama televizyon şovlarının şöyle öğrenebilirim. Jimmy Fallon benim en çok sevdiğim televizyon şovlarından bir tanesi. Ellen DeGeneres, hala açıp eski bölümlerini izliyorum. Çok seviyorum. Bence çok güzel. Vanity Fair diye bir YouTube kanalı var ama televizyon şovu yapıyorlar. Ama bunu YouTube'da paylaşıyorlar. Bunu da izleyebilirsiniz. Genelde ünlülerle röportajlar yapıyorlar. Onların hakkında bilgiler veriyorlar. Ve ben çok sevdiğim bir kanal. Bir de Dixie D'Amelio'yla Early Late Night Show diye bir kanal var sanırım. Tam adını aşağıya yazarım. Tam şu an aklımda değil. Bu da bir YouTube kanalı ama kanalında yabancı insanları ağırlayıp onlara sorular soruyor. Onlarla challenge'lar yapıyor. Benim izlemekten çok keyif aldım. Bir diğer kanal da bu. Bu şu an vereceğim tavsiye ise İngilizcesini çok ileri seviyeye taşımak isteyenler için. Netflix and chill yaparken böyle ice cream olsun, chips olsun, chocolate olsun. Bence çok güzel bir öneri. Günümüzdeki birçok insan çok hoşlanmasa da lütfen ama lütfen kitap okuyun. Okuyun ya, ne olur okuyun. İlla İngilizce okumak zorundaysanız Türkçe kitap da okuyun. Bu ayrı bir tavsiyem. Ama ne olur İngilizce kitap okuyun. İngilizcenizi çok ileri taşımak istiyorsanız. Ya da dergi okuyun. Bir dergi takip edin. Çünkü gördüğünüz şeyleri, eğer görsel hafızanız daha güçlüyse, gördüğünüz şeyleri asla unutmuyorsunuz. Ve bu aklınızın bir kenarında kalıyor. O yüzden İngilizcenizi ileri seviyeye taşımak istiyorsanız mutlaka kitap okuyun. Çünkü kitaplarda şöyle bir şey oluyor. Bizim günlük hayatta kullandığımız atasözleri ve deyimler gibi şeyleri kitaplar daha çok yer veriyor. Daha karmaşık cümleler içinde daha çok oluyor. Bu yüzden kitap okuduğunuz zaman İngilizceniz çok daha ileri bir seviyeye taşınacak. O yüzden mutlaka kitap okuyun. Tekrar üstünden geçecek olursak, dizi film mutlaka izleyin. Ki bence zaten yabancı dizi filmler daha güzel. Çünkü Türkçe dizilerin artık belli ve sürekli devam eden senaryolarından çok sıkıldık. O yüzden yabancılar izleyin, daha eğlenceli. Ama Türk dizisi olarak Sadakatsiz'i bence mutlaka izleyin. Bu akşam yeni bölüm var ve bence çok heyecanlı. Bunu takip edebilirsiniz. Bu ayrı bir bölüm. Mutlaka yabancı müzik dinleyin. Çünkü sizin kulak dolgunluğunuzu çok iyi giderecek. Daha sonrasında mutlaka bir yabancı arkadaş edinin. Yabancı arkadaş edinebileceğiniz uygulama Interpulse ve Wallscreen. Bunları size önerdim. Daha sonrasında mutlaka bir televizyon şovu veya bir YouTube kanalı takip etmelisiniz. Bence izlemelisiniz. Ve İngilizcenizi çok ileri seviyeye taşımak istiyorsanız lütfen ama lütfen kitap okuyun. Bu sadece İngilizce için değil, Türkçe için de geçerli. Kitap okumak sizi çok farklı bir insan yapacak. Bilgilerinizi çok daha genişletecek ve bence dünyaya bakış açınızı çok değiştirecek. Size verebileceğim tavsiyeler bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ve ne olursa olsun pozitif kalın. Kendinizi sevin. Olduğunuz bedenden ve olduğunuz karakterden hiçbir zaman utanç duymayın veya kendinizi küçümsemeyin. Her zaman yapabileceklerinizi ve daha fazlasını düşünün. Kabuğunuzun içinde kalmaktansa kabuğunuzun dışına her zaman çıkmaya çalışın ve kendinizi geliştirmeye çalışın. Bırakın konuşsunlar, ne diyorsa desinler. Çünkü o insanlar hayatta hiçbir şey yapamayan, bir başarı edemeyen insanlar, sizi aşağı çekmeye çalışıyor. Lütfen bunlara kulak asmayın ve ne olursa olsun, kim ne derse desin, hayallerinizin peşinden koşun. Bu kadar. Ne olursa olsun pozitif kalın. Kendinize çok iyi bakın. İyi hafta sonları diliyorum.